İşlerimiz çok yoğun. Bizim tek bir problemimiz adam bulamamak. Operatör bulamıyoruz çalıştıracak. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de maalesef adam problemi çok yaşıyoruz. Yeni gelen yetişmiyor, çalışmak istemiyor. Herkes herhalde masa başında iş mi istiyor nasılsa. Yani bizim ücretlerimiz de öyle düşük ücret de değil. Ağır vasıta ehliyeti olan bir arkadaşı bir ay içinde yetiştiriyoruz. Sadece ağır vasıta ehliyeti olsun, kamyon kullanabilecek ehliyeti olsun. Bir ay 6 bin lira ücret veriyoruz. Evet. Kurs verirken 6 bin lira biz ona aylık vereceğiz. Tamam. Sigortasını tam göstereceğiz. Bir ay içinde biz bunu öğreteceğiz. Tamam. Belgeyi aldıktan sonra bu arkadaşa en az 8.500-9.000 liraya kadar böyle bir aylık vereceğiz. Mesailerle birlikte 10.000 lira, 12.000 lira oraya kadar çıkabiliyor yani mesaisi. Evet. Mesela pazarlar, 4 tane pazar oluyor. Pazarınki ayrı. Akşam saat 5'ten sonra çalışması ayrı bir mesai. Hepsi bunlar mesaiye giriyor. Ufak firmalar var mesela bir tane, iki tane, üç tane makinesi olan kişiler kendi çalışıyor, kardeşi çalışıyor, oğlu çalışıyor. Mesela böyle firmalara değil ama normalde bizim gibi biraz geniş çalışan kim olursa olsun bütün firmalarda ben bir haftadan beri benim makinem dışarıda operatörsüzlükten yatıyor. Yok, adam yok. Hepsinde bir sıkıntı var. WhatsApp grubundan bir yazı yazdım. 15 kişiye yakın bir saat içinde arkadaşlar böyle bir arkadaşlar gelirse bana yönlendir, bana yönlendir diye bu şekilde bize bilgi, şey geldi, istek geldi. Sadece bizim Bursa'da değil bu sıkıntı. Bu bütün Türkiye genelinde vinç işi yapan bütün herkeste bu sıkıntı var. Biraz da bizim mesleğimizi tam herhalde böyle tam bilmiyorlar arkadaşlar. Çünkü bizim mesleğimizde vinç gördükleri zaman çok ağır mı zannediyorlar, nasıl yapıyorlar. Halbuki bizim mesleğimiz oturarak yapılacak bir iş. Hani oturduğun yerden sadece ellerin çalışacak. Ellerinden yapılacak bir iş. Yani öyle vücuden kaldıracaksın, indireceksin, arabadan inip bineceksin falan böyle yükleyeceksin. Böyle bir şey de yok. Biraz dikkat istiyor yalnız bizim işlerimiz. Dikkatli, çok dikkatli olacaksın. İşkur'la da bağlantımız var ama İşkur'dan da pek fazla böyle bir şey olarak tercih edilmiyoruz herhalde. Nedense bilemiyorum. Tercih fazla gelmedi oradan da bize adam. İşkur müdüründen de kendim bilhassa gittim, görüştük. Hatta bir ara dedik. Suriyelileri de bu mesleğe kazandıralım dedik ama Suriyelilerin prosedürleri var işte ehliyet problemi var işte Türkiye uyum problemleri falan var işte sigorta problemleri var. Biz sigortasız kesinlikle adam çalıştırmıyoruz, çalıştırmak da istemiyoruz. Çünkü en ufak bir birisinin ayağı kaysa, burnu kanasa bana vereceğim bir senelik aile sigorta ücretime karşılık orasını ben karşılayamam. Yani onun için biz kesinlikle sigorta yapmadan aracın üstüne adamı çıkarmıyoruz. Türkiye'nin neresine giderse olursa iş biz gidiyoruz. Arkadaşlarımız gitmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Gitmek isteyen arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Yeme, içme, yatma her şey bize ait oluyor. Verdiğimiz aylıkların, mesailerin haricinde ayrıca gurbet parası da veriyoruz. Bize gelsinler, derneğimize başvursunlar. Telefonlarla daha ulaşsınlar bize. Her türlü yardımcı oluruz kendilerine. Türkiye'de işsizlik sorunu var diyorlar. Hayır, işsizlik sorunu Türkiye'de yok. Türkiye'de evet. İş beğenmeme sorunu var. Kalifiye eleman sorunu var, evet. Bu sektörde Türkiye genelinde bir 1000, 2000, 3000 tane adam hemen istihdam edilebilir yani. Vinç sektöründe.